çoğu kişi için kamera karşısına geçmek zor bir şey. Bunu biliyorum çünkü ilk zamanlarda ben de YouTube videolarımda böyle utana sıkıla yapıyordum. Hatta dönüp bakarsanız ilk videolarımda şu anki halimden eser yok. Sürekli böyle çok donuk konuşuyorum, diyorum, diyorum. O yüzden de birçok kişi kamera karşısına geçmeye çekindiği için YouTube videosu çekmiyor ya da kendi sesini beğenmiyor olabilir. Dolayısıyla sesini de kullanmak istemiyor. Ama bu videoda sizlere yüzünüzü göstermeden ve sesinizi kullanmadan YouTube videosu nasıl çekebileceğinizi göstereceğim. Hem YouTube üzerinden para kazanabilir hem de abone sayınızı arttırarak ilerleyen zamanlarda belki sponsorluk bile alabilirsiniz. YouTube artık bir iş haline dönüştü birçok kişi için. Bunlardan bir tanesi de benim. Mesela benim en büyük gelir kaynağım YouTube ve YouTube'dan gelen sponsorluklardan oluyor. O yüzden de herkes YouTuber olmak istiyor. Her şey iyi güzel hoş da aklıma fikir gelmiyor da diyebilirsiniz. Onu da nasıl üretebileceğinizi sizlere anlatacağım. Yapay zekaya fikir danışacağız arkadaşlar. Ve yapay zekanın önerdiği videolarla ister uzun videolar ister short kısa videolar yapabilirsiniz. Ben de bu videoda bir kısa video üzerinden örnek vereceğim size. Yani bir YouTube short videosu nasıl oluşturabilirsiniz bunu göstereceğim. Dilerseniz aynı yöntemi uzun videolar için de uygulayabilirsiniz tabii ki. Ve bunu yaparken tamamen ücretsiz yöntemlerle yapacağız. ChatGPT üzerinden fikir üreteceğiz. Daha sonra ücretsiz stok sitelerinden video ve fotoğraf indireceğiz. Ve yine ücretsiz video edit uygulaması olan CapCut'tan bu videoları editleyeceğiz. Üzerine Türkçe seslendirme ekleyeceğiz yine CapCut'tan. Ve yine CapCut'tan üzerine Türkçe altyazı ekleyeceğiz. Yağmur Nasıl Oluşur adlı bir YouTube kısa videosu ürettim. İster TikTok ve Instagram Reels'ta da tabii ki paylaşılabilir bu. Önce bu videoyu izleyelim ve daha sonra bu videonun nasıl oluşturulduğuna hep beraber bakalım. Merhaba, bugün sizlere yağmurun nedenini açıklamak istiyorum. Yağmur, atmosferimizdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur. Sıcak hava, suyun buharlaşmasına neden olur ve bu buhar yükseldiğinde soğuk havayla karşılaşır. Soğuk havanın etkisiyle su buharı yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür ve bulutları oluşturur. Bu bulutlar büyüdükçe içlerindeki su damlacıkları ağırlaşır ve yer çekimi nedeniyle düşmeye başlar. İşte bu süreçte yağmur meydana gelir. Yağmurun nedeni sadece bu değil. Bazen soğuk ve sıcak hava kütleleri birleşir ve hava hareketleri yağmur oluşumunu tetikleyebilir. Ayrıca dağlık bölgelerde dağların yüksekliği nedeniyle nemli hava yükselir ve soğuyarak yağmur oluşturur. Kısacası yağmur, su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur. Doğadaki bu harika süreci izlerken keyifli bir şekilde yağmurun tadını çıkarabilirsiniz. Teşekkürler. Sizler de bu tarz videolar oluşturarak YouTube'dan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce YouTube kanalında sesinizi kullanarak YouTuber olun diye bir videom vardı. Yukarıya kartını ve aşağıya açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Bu tarz videolar internette bolca mevcut. Ben de kendi yöntemimle yapacağım. Hatta geçen günlerde onun Naci benzer bir video yapmıştı. Onunkini de izleyebilirsiniz ayrıca. İlk olarak ChatGPT'ye giriyoruz. ChatGPT ile alakalı da detaylı bir YouTube videom var. Hatta Türkiye'de ilk yapanlardan bir tanesi de benim ChatGPT ile ilgili videoyu tanıtıldığı günün hemen ertesi günü yapmıştım arkadaşlar. O yüzden bunun nasıl kullanıldığını şu anda detaylı olarak anlatmayacağım. Mesela benim aklıma şöyle basit bir fikir geldi. Yağmur neden yağar? Bunu ChatGPT'ye şöyle sordum. Yağmurun neden yağdığı ile ilgili kısa bir YouTube videosu çekmek istiyorum. Bana 1 dakikalık bir video için konuşma metni yazar mısın dedim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 1 dakika süren gerçekten bu konuşma metni 1 dakika sürüyor ortalama. Şimdi bu bir kenarda dursun. Aklınıza fikir gelmezse eğer ya da birkaç tane böyle fikir var ama o fikirleri çoğaltmak isterseniz şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Yine ChatGPT'ye şöyle bir soru sordum. Yararlı bilgiler verebileceğim bir YouTube kanalı açmak istiyorum. Örnek olarak yağmur neden yağar? Depremler nasıl oluşur? Çiçekler nasıl büyür? Su neden şeffaftır? Tarzında bilgiler vermek istiyorum. Bana bu örneklere benzer farklı fikirler verir misin diye soru sordum ChatGPT'ye. Bana böyle birçok madde sıraladı arkadaşlar. İşte gökyüzü neden mavidir? Bazı hayvanlar neden göç eder? Dünyanın manyetik alan nasıl oluşur? Ve insanların merak edebileceği fikirler, konu başlıkları verdi. Ve bunlarla alakalı videolarda yaparak YouTube kanalınızı genişletebilirsiniz. Yani ChatGPT gerçekten hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyor. Biraz tembelleştiriyor mu? Evet. Ama sonuçta yine de siz fikir üretmek ve o fikirler üzerine gitmek zorundasınız arkadaşlar. Evet, eskiye göre işler biraz daha kolaylaştı. Sonuçta herkes bunu kullanabildiği için farkı yaratacak olan yine siz kendinizsiniz. Şimdi ilk aşama buydu. Daha sonra stok videolar
videolar ve fotoğraflar indireceğim. Bununla alakalı da bir YouTube videom var. Ücretsiz ve telifsiz olarak kullanabileceğiniz stok siteleri sizlere daha önce tanıtmıştım YouTube kanalımdan. Onu izleyebilirsiniz. Yine yukarıya kartını aşağıya açıklama kısmında linkini bırakacağım. Bunların arasında en bilineni Pexels arkadaşlar. Buradan tamamen ücretsiz ve telifsiz stok fotoğraf ve videolar indirebiliyorsunuz. Konumuz yağmurdu. Yağmur neden oluşur diye bir video çekecektik. O yüzden de buraya geliyorum ve yağmur yazıyorum. Bu arada Türkçe dil desteği var Pexels'te. Sadece Pexels değil, dediğim gibi başka siteler de var. Onları da kullanabilirsiniz dilerseniz. Şimdi buradan fotoğraflar çıkıyor sizin karşınıza. Dilerseniz fotoğraflardan slide bir şekilde video da oluşturabilirsiniz. Ya da burada videolara tıklarsınız ve yağmurla alakalı videolar karşınıza çıkar. Ben dikey bir video oluşturmak istiyorum. O yüzden de dikey videolar indirmek istiyorum. Ya da yatay indirip bunları 4K çözünürlüğüne indirdikten sonra dikey kadrajın içine de yerleştirebilirsiniz. Artık gerisi tamamen size kalıyor. Burada filtrelere tıklıyorum. Tüm yönlere tıklıyorum ve dikeyi seçiyorum arkadaşlar. Ve dikey yağmur videoları karşıma çıkıyor gördüğünüz gibi. Mesela buradan şu videoyu indirmek istiyorum. Araba içinden çekilmiş bir video. Download indir butonuna tıklıyorum. Burada indir seçeneği çıkıyor. İndir diyorum arkadaşlar. Buradan indirlerine de aç diyorum. Tabii ki iPhone'da böyle. Android'lerde direkt olarak galeriye iniyor muhtemelen. Evet, videomu indirdim şimdi. Ha, bu arada bunu yaptıktan sonra iPhone için söylüyorum. Sol alttaki paylaş butonuna tıkladıktan sonra videoyu kaydet deyip galerinize kaydetmeniz lazım. Ve ben buradan yağmurla alakalı ve bulutlarla alakalı videoları şimdi hızlıca indiriyorum ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Sıradaki aşama CapCut'ta edit yapma. Bu arada CapCut'ın Pro versiyonu geldi. Daha önce sizlere bunu göstermiştim. Şöyle hızlıca bir daha göstereyim. Pro versiyonda arkadaşlar şöyle ücretler var. Bunlar maalesef pahalı ücretler. Ben şu anda satın almadım. Hatta CapCut'a bir mail attım. Uzunca bir mail attım. Türkiye için fiyatların fazla olduğundan bahsettim. Diğer benzer muadil programların fiyatlarını yolladım ek olarak onları da. Hepsine göre çok daha pahalı kaldığını. Umarım ciddiye alırlar bakalım. Bilmiyorum, bekliyorum şu anda. Fakat Pro kullanmasanız bile eski CapCut hala duruyor. Yani Pro versiyonda sadece yeni özellikler geliyor. O yüzden CapCut'ı kullanmaya hala devam edebiliyoruz ücretsiz olarak. Şimdi buradan yeni proje diyoruz ve buradan indirdiğim videoları şöyle seçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan kadrajın dikey olduğuna emin olalım. Evet, videoyu dikey indirdik ama belki de 9:16 değil. O yüzden de buradan orana tıklıyorum. 9:16'yı seçiyorum. Evet, tam olarak 9:16'nın içinde bulunuyor. Sıra geldi seslendirmeye. Bunun için metin kısmına tıklıyoruz. Buradan metin ekle diyoruz. Şimdi ChatGPT'ye dönüyorum. Zaten açık olarak duruyordu. Yağmurla alakalı bana kısa bir dakikalık bir konuşma metni hazırlamıştı. Burada belli bir karakter sınırı var arkadaşlar CapCut'ın seslendirme konusunda. O yüzden parça parça yapacağız. Şimdi şuradan başladım. Merhaba, bugün sizlere yağmurun nedeni açık bla bla bla. Şuradaki noktaya kadar alıyorum bakın. Soğuk havayla karşılaşır dedi ve kopyala diyorum. Tekrar buraya geldim. Buraya yapıştırıyorum bunu. Son cümleyi ve son kelimeyi kontrol ediyorum. Evet, benim kopyaladığım yer almış tam olarak ve tamam diyorum. Daha sonra aşağıdaki menüden metin okuma seçeneği var. Buraya tıklıyorum. Buradan Türkçeyi seçiyorum. Türkçede bir tane seslendirme seçeneği var. Kalın erkek sesi. İlerleyen zamanlarda eminim yenisi gelecektir. Bu şekilde seslendirmeyi yapıyor. Tamam dedikten sonra metin okuma oluşturuluyor arkadaşlar. Ve oluşturuldu. Daha sonra buradaki yazıyı artık silebilirim. Üzerine tıklayıp buradan sil diyorum. Şimdi bakın, geriye geldiğimde burada ses dosyasının oluşturulduğunu göreceksiniz. Şöyle bir bakalım. Yağmur, atmosferimizdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur. Bu şekilde seslendirmenin ilk kısmını yaptık. Şimdi gerisini de aynı şekilde yapacağım, hızlı bir şekilde. Metine geliyorum, metin ekle diyorum. Kaldığım yer neresiydi? Şurasıydı. Karşılaşır demişti. Soğuk havanın etkisiyle diye aldım buradan ve şuraya kadar kopyaladım. Tekrar yapıştırdım. Tamam dedik. Burayı da metin okuma dedik. Türkçe, kalın erkek sesi ve tamam. Bu şekilde şimdi hızlıca yapıyorum arkadaşlar ve bütün konuşma metnini tamamlıyorum. Seslendirmeyi tamamen bitirdim ve bakın gerçekten de 51 saniye sürdü seslendirme. Ben ChatGPT'den 1 dakikalık metin istemiştim. Yani gerçekten inanılmaz. Neredeyse tam olarak 1 dakikalık metin oluşturmuş bana. Şimdi sıra geldi artık buradaki konuşmaya göre videoları editlemeye. Şöyle hızlıca editleyeceğim arkadaşlar. Aralara işte geçişler atacağım. Videoları ona göre sürelerini kısaltacağım. Şöyle bunu da hızlıca yapıyorum. Önce bir bakalım. Mesela şurada yağmurun nedenini açıklamak istiyorum dedikten sonra şu videoyu artık siliyorum buradan. Yani kesip bölüp sildim gerisini. Ve diğer videoya geçti. Yağmur, atmosferimizdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur. Su buharının yoğunlaşması
sonucu oluşur diyor. Görüntü alakalı. Bu kalsın burada. Bunu da buradan bölüyorum ve gerisini siliyorum. Mesela buraya giriş kısmına da bir başlık ekleyeceğim. O yüzden buraya metin kısmına geliyorum. Buradan metin şablonuna giriyorum. Bakın burada birçok hazır metin şablonları var. Bazıları pro versiyonunda bulunuyor. Buradan bir metini seçtim. Mesela şunu seçiyorum. Üzerine tıkladım. Ve üzerine çift tıklayarak yağmur nasıl oluşur dedik. Ve böyle bir başlık koyduk bakın. Merhaba. Bugün sizlere yağmurun nedenini açıklamak istiyorum. Yağmur. Tekrar seslendirmeye göre hızlıca arkadaşlar videolarımı kurguluyorum. Aralara şu şekilde bazen geçişler atacağım mesela. Bakın şöyle geçişler. Bunlar daha da güzel bir hale getirecek. Hatta burada böyle duman geçişleri falan var. Bunlar da konuyla alakalı mesela. Bakın şöyle sanki bulutla geçiş oluyormuş gibi. Böyle videolarımı hızlıca kesip kurguluyorum ve bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Son aşamaya geçeceğiz birazdan. Metne göre videoları arka arkaya sıraladım, araya geçişleri attım ve son kısma da arkadaşlar bir abone ol ya da takip et butonu bırakmak istiyorum. Bunun için son videonun üzerine geldim. Buradan metin şablonuna tıkladım. Burada sosyal medya var. Burada artık siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz tabii ki. Mesela ben şunu seçeceğim. Abone ol diyeceğim buraya. Buraya tıkladım. Üzerine tıkladım yazının ve abone ol diyorum. Bunu da şöyle bırakıyorum. Keyifli bir şekilde yağmurun tadını çıkarabilirsiniz. Teşekkürler. Ve şimdi son bir işlemimiz kaldı. Artık bu tamamen tercih meselesi bu arada. Yani yapmayabilirsiniz de arkadaşlar. Bu videonun üzerine bir de altyazı ekleyeceğiz. Bunun için ilk olarak yaptığım videoyu önce bir dışa aktarıyorum. Sağ üstteki oka tıkladım ve buradan dışa aktarılıyor. Dışa aktardığım videoyu yeni proje diyerek bir kere daha içe aktarıyorum. Ve bu videoya altyazı eklemek için aşağıdaki metin butonuna tıklıyorum. Buradan otomatik altyazı var. Buraya tıklıyorum. Burada arkadaşlar orijinal ses Türkçe seçili olacak. Şu dinamik altyazılar kısmı ücretli versiyonda ama çok güzel bir özellik bu arada. Onu seçmiyoruz tabii ki pro versiyonda olduğu için. Başla diyoruz ve altyazılar oluşturuluyor. Ve altyazılar oluşturuldu. Şimdi bunları bir düzenlememiz lazım şöyle kısaca. En uzun olanı seçiyorum. Yani uzun bir metni seçiyorum. Çünkü satırı bakacağım hani sağa sola çok büyüyor mu ne oluyor diye. Seçtikten sonra stile tıklıyorum. Burada yazı tipini ilk olarak seçiyorum. Şöyle okunaklı bir yazı seçeceğim. Evet bu güzel gibi. Bunu seçtik. Daha sonra tekrar stilin içerisinde rengini seçiyorum. Dilerseniz efektler kısmından şöyle efektli bir yazı da yapabilirsiniz. Hatta oradan bir tane seçeyim. Şunu seçtim. Dilerseniz buradan animasyon vesaire de verebilirsiniz. Artık gerisi tamamen size kalıyor. Ben animasyon vermiyorum. Şöyle son olarak kontrol ediyoruz. Bu arada buradaki yazıların başka yerde olmasını isterseniz bu yazının şu şekilde yerini değiştirebilirsiniz. Bütün yazılar etkilenecek bu arada. Hepsinin yeri değişmiş olacak. Şimdi şöyle hızlıca kontrol ediyorum. Bakalım bazı cümleleri çünkü bazı kelimeleri kesiyor. Mesela burada buharlaşmasını demiş, burayı kesmiş. O yüzden de şuraya tıklıyorum ve buradan bir satır aşağıya atıyorum bunu. Bakın orayı düzeltti. Hızlıca kontrol ediyorum. Mesela burada ağırlaşır da bakın kesmiş. O yüzden bunu da alt satır aldım. Aynı şekilde tek tek şuraları hızlıca düzeltiyorum. Ve videomuz bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Ve son olarak bu videoya bir de müzik eklemek isterseniz bunu tabii CapCut üzerinden yapmayın. Çünkü YouTube'da, Reels'ta ya da TikTok'ta müzik ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube Shorts'a nasıl ekleyebileceğinizi ve nasıl müzik ekleyebileceğinizi göstereceğim bu videoyu. İlk olarak YouTube'a giriyorum. Daha sonra aşağıdaki artıya tıklıyorum. Buradan Shorts videosu oluşturun seçeneği var. Buna tıklıyorum. Buradan galerimi açıyorum. Buradan videoyu seçiyorum. Bitti diyorum. YouTube Shorts'tan da artık para kazanılabiliyor bu arada bildiğiniz gibi. Shorts üzerinden eskiden 15 saniyelik müzik ekleyebiliyorduk. Artık videomuzun uzunluğu boyunca yani 60 saniyelik video müzik de ekleyebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradan tamam diyoruz ve sıra geliyor ses kısmına. Sese tıklıyorum. Buradan müzikler var. İsterseniz bu müziklerden önerilenlerden bir tanesini seçebilirsiniz veya siz buradan arama yapabilirsiniz. Mesela Hans Zimmer'ın bir müziğini koyayım ben. Evet şurada time'ı koyalım. İleri dedim. Şimdi burada da ses düzeyini ayarlayacağız. Aşağıda ses düzeyi butonuna tıklıyoruz. Buradan orijinal sesin yüksekliği %100 kalırken aşağıya koyduğumuz müziğin sesini biraz kısıyoruz. Evet şöyle bıraktım.
ileri diyorum. Bu arada bu videoyu da yayınlayacağım arkadaşlar. YouTube Shorts videolarım arasından da izleyebilirsiniz videoyu. Tabii ki benim kanalımla biraz alakası olacak ama başlığa şöyle bir şey diyeceğim. Bu video yapay zeka tarafından oluşturuldu diyeceğim. Başlığı da ekledim ve Shorts videosunu yükle diyorum. Sizlerle birlikte burada yaptığım videoyu da YouTube Shorts olarak paylaştım. Oradan da videonun tamamını izleyebilirsiniz. Sizler de bu yöntemle yüzünüzü ve sesinizi kullanmayarak YouTube videoları çekip YouTube'dan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Tabii ki bu arada para kazanma süreçleri öyle kolay ve kısa zamanda olan şeyler değil. Yani YouTube'dan para kazanmayı çok kolay gibi böyle lanse eden arkadaşlar var. Öyle değil arkadaşlar. Çok ciddi emek ve sabır gerekiyor. Yani şu yaptığımız bile emek aslında. Evet, yapay zekaya video yaptırdık, ücretsiz videoları indirdik ama sonuçta bir emek verdik. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Videonun başında söylediğim gibi sizi farklı yapacak şey verdiğiniz emektir. Yine bu şekilde yüzünüzü ve sesinizi kullanmadan, hatta yapay zeka desteğini biraz daha işin içine koyarak farklı videolar nasıl oluşturabileceğinizi ilerleyen zamanlarda sizlere anlatacağım. O yüzden takipte kalmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bazen soğuk ve sıcak hava kütleleri birleşir ve hava hareketleri yağmur oluşumunu tetikleyebilir. Ayrıca dağlık bölgelerde dağların yüksekliği nedeniyle nemli hava yükselir ve soğuyarak yağmur oluşturur. Kısacası yağmur, su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur. Doğadaki bu harika süreci izlerken keyifli bir şekilde yağmurun tadını çıkarabilirsiniz. Teşekkürler.